Korkan yol alır. Yol alan menzile ulaşır. Dikkat edin. Allah'ın satışa sunduğu şey cennettir. Ve Allah'ın sattığı cennet pahalıdır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Çalışacağız kardeşlerim. Koşturacağız. Çabalayacağız. Ama buna rağmen amellerimize güvenmeyeceğiz. Allah'ın rahmetini ve Allah'ın affını ve keremini Allah'tan umacağız. İmam Kurtubi diyor ki, ey insan, sakın ha amellerine ve imanına güvenme. Seni bu amele ve imana muvaffak kılan Allah'tır. İstediği zaman onu senden alacak olan, gece hayır üzere gecelemene rağmen sabah kalktığında içinin bomboş olduğunu ve şerre meyilli olduğunu sana yapacak olan da yine Allah'tır. Nice gece bakıldığında insanın gözünü alan çiçek, gece don vurduğunda sabah kalktığımızda sadece insanın midesini bulandırır. İşte bu Allah'ın mümin olan kulları üzerindeki tasarrufudur. Sakın ha kardeşlerim, amellerinize güvenmeyin. Kıldığımız bir iki namaza, tuttuğumuz bir iki aya tekabül eden oruca, okuduğumuz bir iki hatime tekabül eden cüz'e güvenip, eğer biz Allah'a salih amel takdim ediyoruz diye bu amellerimize dayanırsak, Allah muhafaza, Allah azze ve celle bizi kendi nefsimizle baş başa bırakır ve canımızı aldığı zaman hoşnut olduğu bir hal üzere değil, kötü bir hal üzere canımızı alır. Bir hadis söyleyeceğim size ve sizden talebim şudur, ricam şudur. Herkes kendine bu hadis-i şerifi sorsun. İmam Bukhari ile Müslüm peygamberimizden şunu naklediyor. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, kim Allah'la karşılaşmayı severse Allah da onunla karşılaşmayı sever. Kim de Allah'la karşılaşmaktan hoşnut değilse, Allah'ın huzuruna gitmeyi istemiyorsa, Allah azze ve celle de onu karşısına almaktan hoşlanmasın.